Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlığı tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Ülkenin sorunları her geçen gün artıyor. Ve sorunlar arttıkça AKP iktidarının, saray rejiminin tek derdinin koltuk korumak olduğunu gözlemliyoruz. Ülkenin, bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın tek bir gerçek sorununu çözemeyen, hatta çözmek ne kelime, bütün sorunları kangren haline dönüştüren bir iktidarın algı oyunlarıyla ülkeyi yönetmeye devam etme çabasını maalesef izlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, basketbol oynadığı iddiasıyla bir takım videolar yayınlanmıştı. Bu haftada sözde Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle toplanmış, şarkı söylemeye çalıştığı bir video basına servis edilmiş. Şunu söyleyerek başlamak istiyoruz. Ya dünyanın parasını harcayan bir iletişim başkanlığı var. Sözde gençliğin oyunu alacağım diye bir imaj çalışması yapıyorlar. Ama açık konuşalım, tam anlamıyla Erdoğan'ı rezil ediyorlar. Yani söylemek gerekir ki rezil olmak için bu kadar para harcamaya gerek yok. Sokağa çıksalar her vatandaş daha fazla, daha dürüst rezil edebilir bu iktidarı. Şimdi bu gençlik toplantısını çok önemli bulduğumuzu söylemem lazım. Çünkü aslında iktidarın nasıl bir gençlik istediğini, gençliğe ne vaat ettiğini görüyoruz. Dünyanın parasını harcıyorlar, videolar hazırlıyorlar, kurgular yapıyorlar. Fakat dikkatli izleyince arkadaşlar bir gerçekle karşı karşıyayız. Gençleri hiç konuşturmuyorlar. Gençler susuyor, ara ara soru sorabiliyorlar. Ama iktidarın gençlere biçtiği misyon, iktidarın karşısında el pençe divan oturacaklar. Bunlar da gençlere ne kadar önemli insanlar olduklarını, ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlatacak. Biz bu görüntülerden utandığımızı söyleyerek başlayalım. Çünkü o görüntüleri ortaya çıkartmak için harcadıkları para bu ülkenin yoksul emekçi halklarından çıkıyor ve gösterdikleri görüntülerin Türkiye gerçeğiyle hiçbir ilgisi yok. Nasıl bir tablo var Türkiye'de? Memlekete baktığımızda ne görüyoruz? Bu ülkenin gençlerinin %99'u mutsuz arkadaşlar. Mutsuz bir gençlik yaratılmış durumda AKP tarafından. Ne eğitimde ne işte olan, yarın ne yapacağını bilmeyen milyonlarca gencin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ha, gerçi bu iktidar buna da çareyi bulmuş. İstatistik Kurumu işsizlik rakamları açıklıyor. Sürekli olarak kendi hayallerini anlatmaya çalışıyorlar, bilimsel veriler paylaşmak yerine. En basitinden İşkur ile başka bir devlet kurumunun rakamlarıyla TÜİK'in rakamlarını ortaya koyduğumuzda 188.385 kişinin buharlaşmış olduğunu görüyoruz. Yani öyle bir zihniyetle karşı karşıyayız ki rakamlarla oynadıkları zaman kağıtla, kalemle bu memlekette işsizlik sorununu çözdüğünü sanan bir zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Oysa bu memlekette gençler bin bir zorlukla üniversite sınavlarına örneğin hazırlanıyorlar. Bütün engelleri aşarak üniversite sınavını kazanıyorlar ama barınabilecekleri bir yurt bulamıyorlar. Öğrenciler bütün engelleri, bütün zorlukları aşarak üniversite sınavını kazanıyorlar. Ondan sonra karşılarına rektör diye sarayın bir bekçisinin atandığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarında buna isyan ediyorlar. Bütün bunlara isyan ettiklerinde, ağızlarını açtıklarında, seslerini yükselttiklerinde de terörist olmakla yaftalanıyorlar. İşte iktidarın kendisine teslim olmayan, kendisine boyun eğmeyen, kendisine biat etmeyen gençlere yaklaşımı bu ve hiçbir imaj çalışması bu gerçeğin üstünü örtemez. Şimdi değerli arkadaşlar, bu değerlendirmemizi biz videoyu izledikten sonra yapmıştık. Fakat bugün itibariyle ortaya çıkan gazeteci dostumuz Metin Cihan tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgeler aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlerin niye bu karanlığa mahkum ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Şunu açıkça söyleyelim. Bugün birkaç saat önce yayınlanan belgeler adlı adınca resmen yeni bir paralel devlet yapılanmasının ortaya çıkışıdır. Şimdi kamuoyu hatırlayacak, geçtiğimiz hafta İstanbul'da, adalarda iskelenin TÜGVA tarafından işgal edildiği, halkın iskelesine TÜGVA'nın çökmüş olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştik. Mahkeme kararına rağmen halka ait olan kamusal bir alanı işgal etmiş ve bu işgali boşaltmamak için devletin polis kuvvetiyle halka saldıran TÜGVA gerçeğiyle geçtiğimiz hafta yüzleşmiştik. Bunun üzerine TÜGVA ile ilgili tartışmalar büyüyünce maalesef memlekette gazetecilik yapılamayacak noktaya da geldiği için daha önce TÜGVA'nın içinde çalışmış bir vatandaşın gazeteci Metin Cihan'a ulaştırdığı belgeler bugün itibariyle kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Şimdi şunu açık konuşalım. An itibariyle ortaya çıkan belgeler bir iddia niteliği taşımaktadır. Ortada bir iddia var. Ne diyor bu iddialar? Diyor ki TÜGVA devletin asker alımlarına, polis alımlarına, hakim alımlarına, devletin tüm kurumlarına kimlerin yerleştirileceğine ilişkin referanslı listeler hazırlıyor. Listelere baktığımızda görüyoruz ki hangi kuruma kimin yerleştirileceğine ilişkin referanslar TÜGVA temsilcileri tarafından veriliyor. Sadece TÜGVA'da değil, çeşitli toplantılar yaptıkları, çeşitli tarikatların, cemaatlerin, dernek vakıf adı arkasına gizlenen çeşitli tarikatların, cemaatlerin kendi aralarında bu kadroları paylaştıkları, kamu binalarını paylaştıkları gibi inanılmaz büyük iddialar ortaya atılmış durumda. Şimdi iddia ama niye bunu bugün bu kürsüden bu kadar hızlı bir biçimde dile getirme ihtiyacı duyduk, bunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, Metin Cihan gazeteci dostumuz benim lise yıllarından bu yana tanıdığım bir arkadaşımdır. Hayatta doğru bildiği hiçbir şeyin gerisine düşmemiştir. Doğru bildiğini, bedeli ne olursa olsun ödemekten kaçınmamış ve bugün bu nedenle yurt dışında yaşamak zorunda kalmış bir gazeteciden söz ediyoruz. Ve sağlıklı bir gazeteci bakışıyla kendisine gelen belgeleri eline ulaşmaz yayınlamayıp önce bir incelemeden geçileceğini 2 gün 3 gün önce duyurmuştu. Ve ne oldu? Hemen tetikçi yandaş basın dün itibariyle Metin Cihan hakkında akla ziyan açıklamalar yapmaya başladı. İşte bu, yani ortaya bir takım belgeler elime ulaştı ve ben bunları inceledikten sonra paylaşacağım diyen bir gazetecinin tetikçi yandaş basın tarafından hemen hedef haline getirilmesi bir korkunun büyüklüğüne işaret etmektedir arkadaşlar. O belgelerin gerçekliğine ilişkin şüphelerimizi kuvvetlendirmektedir. Bu belgelerin gerçek olma ihtimali yükselmektedir. Ve eğer bu belgeler gerçekse arkadaşlar, daha önce defalarca örneğini gördüğümüz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi bugün AKP'den, saraydan belki de en çok duyduğumuz sözlerden bir tanesi, memleketteki her tür muhalefeti bastırmak için kullandıkları sözlerden bir tanesi paralel devlet yapılanması ve FETÖ kelimeleri. Ama hepimiz biliyoruz ki bundan 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce Türkiye'de bir tarikatın, bir cemaatin devlet kurumları içerisinde örgütlendiğini söylediğimizde buna kargalar bile güler diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarın devlet kademelerinde yükselmesini, iktidar haline gelmesini sağlayan bir rejimle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Ve daha sonra araları bozulduktan sonra ettikleri kavgaları, ortaya çıkan tabloyu hepimiz biliyoruz. Yani bundan 20 sene önce, 25 sene önce devlet içerisinde bir cemaat, bir tarikat, dini bir yapılanma örgütleniyor dediğimizde biz sosyalistler, biz devrimciler iktidarın şiddetine muhatap oluyorduk. Bakın bugün yine aynı iddia ortaya çıktığında, bir gazeteci bunları paylaştığında yine iktidarın tetikçilerinin hedefi haline geldiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok net ifade etmek istiyoruz. Bizim görebildiğimiz bu iddialar eğer gerçekse ortada çok basit bir oyun var. Sözde vakıf, dernek gibi isimlerin ardına gizlenmiş cemaatler, tarikatlar, yoksul çocukların, yoksul halk çocuklarının çaresizliğini kullanarak onları yurtlarına, okullarına yerleştiriyorlar. İstedikleri gibi bir eğitimden geçirdikten sonra kamuya yerleştiriyorlar ve orada halka, bu ülkeye değil, ilgili tarikata, cemaate, topluluğa hizmet etmek üzere, onlara bağlılık üzerine görevlendiriliyorlar. Bugün hakimlerin, polislerin, subay, astsubayın ve devletin pek çok kademesinin geride kalan yıllarda burada iddia edildiği gibi bu tarikatların, cemaatlerin kadroları tarafından doldurulmuş olması ihtimali bile son derece tehlikelidir değerli arkadaşlarım. O yüzden buradan tüm kamuoyuna açık çağrı yapıyoruz. Bu iddiaların üzerinin örtülmesi, görmezden gelinmesi ya da bu iddiaları kamuoyuyla paylaşılan insanların susturulma çabası asla kabul edilemez. Yapılacak tek bir şey vardır. Derhal bu iddialar ciddiyetle ele alınmalı, belgeler incelenmeli, belgelerde adı geçen kişilerin şu anda orada önerildikleri devlet kurumlarında çalışıp çalışmadıkları, hangi sınavlardan, hangi mülakatlardan geçerek bu kadrolara yerleştirildikleri araştırılmalıdır. O yüzden hemen hiç vakit kaybetmeden bütün gündemler askıya alınarak örneğin mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir. Kim ki bunun üzerine örtmeye, kim ki bu iddiaları ortaya atan insanları hedef haline getirmeye çalışıyorsa bu paralel yapılanmayla işbirliği içerisindedir. Sonra bir kez daha aldatıldık, kandırıldık masallarını yutacak hali yok bu memleketin. O yüzden bırakın bu iddiaları ortaya atan gazetecileri tehdit etmeyi, onları hedef haline getirmeyi, bu ülkede milyonlarca halk çocuğu okullar bitiriyor, sınavlara giriyor ve adına mülakat denilen eleme sistemiyle işsizliğe mahkum ediliyor. Ama görüyoruz ki herhangi bir liyakat taşımayan, sadece ve sadece herhangi bir tarikatla, cemaatle ilişkisi üzerinden devlet içerisinde kadrolaşma zihniyeti Türkiye'ye egemen durumda. Ve hepimiz biliyoruz ki bu vakıflar, cemaatler, tarikatlar bugünkü saray rejimi tarafından beslenmektedir ve saraydan aldıkları destekle bu adımları atmaktadır. Biz değerli arkadaşlar yanılmaktan mutlu oluruz. Çok açık söylüyoruz. Derhal konu bütün ayrıntılarıyla, hassasiyetle incelenmeli. Eğer ortada bir yanlış varsa, eğer ortada bir yalan varsa bu da açığa çıkarılmalı ve tüm yurttaşlarımız rahatlamalıdır. Ama bu iddialar ortada durdukça ve üzeri kapatılmaya çalışıldıkça Türkiye'nin çok daha kötü günlere doğru sürüklenme ihtimali gözler önünde yaşanmaktadır ve bu olasılığı bertaraf etmeden Türkiye'nin sorunlarını tartışmak an itibariyle mümkün değildir. Dolayısıyla sarayın keyfinin kaçması gerekiyor. Sarayın keyfinin kaçması gerekiyor. Yani öyle basketbol oynayarak, şarkı türkü söyleyerek görüntüde ama aşağıdan da Türkiye'yi büyük bir karanlığa doğru sürükleyen bu yaklaşım son bulmalı. Değerli arkadaşlar, sarayın keyfi yerinde demiştik. Yerinde olacak. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Sokakta ise vatandaş bir yaşam savaşı veriyor. Günlerdir milletvekili arkadaşlarımız, parti yöneticilerimiz Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde halk buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ve gördüğümüz esas şey şudur. Vatandaş artan döviz kurları, patronların bitmek bilmeyen, doymak bilmez, daha fazla kazanma hırsları, sürekli zam haberleri, emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanların ücretlerine ise sadece göstermelik artışlar Bu tablo birleştiğinde çok net olarak söylemek gerekiyor. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insan sadece faiz ödemek için, sadece evinin kirasını ödemek için, sadece elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarını ödemek için, sadece bankalara kredi ve kredi kartı faizlerini ödemek için çalışıyor. Net olarak şöyle bir tablo var. Bir ay boyunca her gün işe gidip gelen bir yurttaş ay sonunda aldığı maaşıyla sadece temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda. Ev kirası ödeseniz, faturalarınızı ödeseniz, kredi kartı borcunuzu ödeseniz yaşamanız için hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla yurttaş bir borç sarmalı içerisinde yaşam savaşı veriyor. Tam da bu gerçekten hareketle biz Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak geçtiğimiz cuma günü bir kanun teklifi sunduk meclis başkanlığına. Amacımız şu: halka yaşatılan bu kaos istense, arzulansa nasıl çok kısa sürede derhal hemen ortadan kaldırılabilir, bunu göstermek istedik. Faturaları temel alan teklifimizde esas olarak hane geliri 18 bin ila 13 bin arasında olanlardan vergi alınmamasını önerdik. Hane geliri 10 bin 13 bin arası olanlardan vergi alınmamasını, artı %10'dan 50'ye kadar destek sunulmasını önerdik. 7 bin ila 10 bin arasında yine vergi alınmıyor. %60-65 arası bir destek öngörüyoruz. 5 bin ila 7 bin lira arasında hane geliri olan evlerden de vergisiz, artı %95'e varan bir destek öngörüyoruz. Geliri, hane geliri 5 bin liranın altında olan tüm yurttaşlarımıza ise hem vergisiz hem de %100 destekli fatura önerimizi meclis başkanlığına sunduk. Değerli arkadaşlar, çok basit bir gerçekten hareket ediyoruz. Bu memlekette enerji şirketleri daha fazla kar edecekler diye yoksul halkımızın daha da yoksullaşmasını kabul etmiyoruz. Enerji, su, internet, bunlar artık çağımızda tartışmasız bir biçimde temel insan hakkıdır ve bunlardan kar edilmesi kabul edilemez. Kaynak soranlara da yanıtımız çok basit. Patronlardan alıp halka vereceğiz. En temel ihtiyaçlardan, zenginliklerine zengin katanlardan alacağız ve halkın bu ihtiyaçlarını göreceğiz. Yani çok tartışmaya da gerek yok aslında. Geçtiğimiz hafta Pandora belgeleri gün yüzüne çıktı. O örneğin halka ettiği küfürlerle hatırladığımız, yıllardır Türkiye'nin neresinde bir çevre katliamı olsa onun baş aktörlerinden bir tanesi olan Cengiz Holding'e bakalım. 30 kere vergisi silinmiş Cengiz Holding'e bakalım. Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre sadece 2010 yılı arkadaşlar, 425 milyon liralık vergi borcu tek kalemde silinmiş bir şirketten söz ediyoruz. Forbes'in Türkiye 2020 raporuna göre en zenginler listesinde yer alan bir holdingden, en az 2,2 milyar dolarlık serveti bulunan bir holdingden bahsediyoruz. Bu servete rağmen asgari ücretle yaşamak zorunda olan bir vatandaşın gırtlağından kesip servetini büyütmeye çalışan bir zihniyetten söz ediyoruz. Ya da isterseniz Demirören'i analım. Hani Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya'yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiaları uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan. Hani çok değil, daha birkaç yıl önce aralarında kanser hastalarının, bebek bekleyen annelerin olduğu 45 muhabirini, editörünü, yazarını gerekçe göstermeden evlerine gönderdiği tebligatla işten çıkaran ve tazminatlarını ödemeyen Demirören'den söz edelim. Kredilerinin yapılandırma tutarı hariç 2 milyar dolara çıktığı yönündeki haberleri hatırlatalım. Hani nereden bulacağız? Bu kaynak kimin? Halktan çaldıklarını alacağız arkadaşlar. Ya da isterseniz damatın Çalık Holding'ine bakalım. Ya da isterseniz hani itibardan tasarruf olmaz diye harcamaları her gün defalarca kez artan saray etrafından soralım. Uzatmayalım değerli arkadaşlar. Özetle diyoruz ki kaynak var. Türkiye kaynakları zengin bir ülke ama bu kaynaklar halk için kullanılmıyor. Bugün bu ülkede yaşayan milyonlarca insan neden yoksul sorusunun cevabını aslında Tayyip Erdoğan yıllar önce vermişti. Yoksul çalmayı bilmediği için. Yoksul bugün her gün zenginleşenler de hırsız oldukları için zenginler. Dolayısıyla bugün milyonlarca insanın yoksullaşmasının temel nedeni saray ve etrafındaki bir avuç zenginin daha zengin olma hırsıdır ve birileri daha zengin olsun diye milyonlarca insanın yoksulluğuna neden olan bu düzene derhal son verilmelidir. Ne mutlu bize ki işçi arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında bu gerçekle karşılaştıkça güçlerinin farkına varıyorlar, örgütleniyorlar. Doğaldır, patronlar en çok örgütlü işçiden korkuyor. Ben bu vesileyle burada Gebze'de Mitsuba iş yerinde direnişe geçen işçi kardeşlerimi selamlamak istiyorum. Mart ayında sendikal çoğunluk tespiti yapılıyor. Patronun süreyi uzatmak için hukuki suistimal girişimleri oluyor. İşçiler henüz sendikal toplu sözleşme hakkını kullanabilmiş durumda değiller. İşçi patronun baskısına karşı örgütlülüğünü korumaya çalışıyor. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak Mitsuba işçilerinin ve örgütlü oldukları Birleşik Metal İş Sendikası'nın yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Diyarbakır'dan işçi arkadaşlarımızın bir mektubu ulaştı elimize. A101 mağazalarında çalışan 4 kardeşimiz işten çıkarılmış durumda. İşçilere tehdit, şantaj, baskı kuran bu A101'in işçilerin yalnız olmadığını bilmesi lazım. İnsan gibi çalışmak ve bunun karşılığında evine ekmek götürmek isteyen işçilere düşmanca yaklaşan her kim olursa olsun karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Baskıyla, şantajla, dalavereyle işçilerin önderlerini işten çıkartarak işçi kardeşlerimize boyun eğdiremezler. A101 işçilerinin bu haklı direnişinin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Yine kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimlerden birisi Fettah Tam İnce'nin sahibi olduğu Sembol İnşaat'ın Kazakistan'daki Kervansaray projesinde kayıt dışı çalışmaya zorlanan, burada alınmayan önlemler dolayısıyla iş kazası geçirerek 2 ayağı kırılan Menderes Kız arkadaşımızın da 8 aydır süren bir hak mücadelesi var. Menderes arkadaşımızın davasından vazgeçmesi için 70 bin lira rüşvet teklif edildiği bilgisi var. Ama sağlığına kavuşması için kavgaya, mücadeleye devam ediyor. Biz de onun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle arkadaşlar önümüzdeki günlerde tekrar gündeme getireceğim ama bu kadar işçi gündemi üzerine konuşmuşken bir çift laf etmesem olmaz. Bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dile getiriyoruz. Fakat tüm Türkiye bilsin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi çalışanlarına, burada çalışan işçi kardeşlerimize, kamu emekçilerine bile haklarını vermeyen, işçilerin, kamu emekçilerinin, bizimle birlikte çalışan danışman arkadaşlarımızın her tür kuralsız çalışmaya zorlandığı bir iş rejimine sahip bir yerdir. Kendi işçisinin bile sorununu çözmemesi aslında Türkiye işçi sınıfının içinde bulduğu duruma ilişkin bir görüntü veriyor. Son olarak sevgili Nihal Yalçın'ı hem kutluyor, sevgiyle selamlıyoruz, hem de terbiyesiz, egosu şişirilmiş bir erkeğin münasebetsiz davranışına maruz kalması konusundaki üzüntülerimizi paylaşmak istiyoruz. Bunun üstüne bir de Nihal Yalçın'ın kendisini, ya yaptığı terbiyesizlik yetmiyormuş gibi Nihal Yalçın'ın kendisini hedef haline getiren o çok bildiğimiz saldırganlığı, yaptığının üzerine örtmek için kullanmaya çalışan yaklaşım karşısında da Nihal Yalçın'la dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu sabah yine değerli arkadaşlar, Türkiye açısından şaşırtıcı olmayan ama bizim alışmamak konusunda ısrarcı olacağımız bir haberle uyandık. Antalya'da 30 Mart günü Mahir Çayan ve arkadaşlarını, Kızıldere katliamını lanetlemek, Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için bir toplantı düzenleyen devrimciler, aralarında partimizin üyesi, yöneticisi olan arkadaşımızın da olduğu en az 5 devrimci gözaltına alınmış. Gözaltı gerekçesi THKPC devrimci yol propagandası. Allah belanızı versin diyoruz. Başka söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Ya bu kadar absürt, bu kadar saçma sapan gerekçeler bulup insanları gün doğmadan evlerinden alıp 4 gün, 5 gün gözaltı süreleriyle tutan bir zihniyet, söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Sonuç herhalde şu sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Memleketin iletişim başkanı iletişimden anlamıyor. İletişim Bakanı desen, İçişleri Bakanı desen daha Türkiye'deki örgütlerin adını bilmiyor. Cumhurbaşkanı eli dili herhangi bir stratejiyi tutmuyor, bildiğini okuyor. Ya uzatmaya gerek yok. Bunların sistemi çöktü. Bunların sistemi çökmüş ve neresinden tutsak elimizde kalıyor. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya, Türkiye'yi bu cemaatçi, tarikatçı, karanlık örgütlenmeleri kamu kurumlarına yerleştirerek ele geçirmeye çalışan zihniyete teslim etmemeye, bu sermaye çetelerini de halkın sırtından söküp atmaya kararlıyız. Bunu yapacağız. İşte o zaman bu ülkenin işçileri ve emekçileri sömürüden, sendikasızlıktan kurtulacak. Toplumsal mücadelenin içerisinde yer alan gençler, kadınlar, sanatçılar karakol kapılarından kurtulacak ve sevgili Metin Cihan gibi işini iyi yapan gazeteciler, yazarlar, akademisyenler sürgünden kurtulup ülkelerine dönecekler. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu ifade ederek bu haftaki basın toplantımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim.